2002'de bir yaz kampında ilk kez DJ'lik yapmışım. Yaşım 15. Öncelikle tabii ki 7800 Çeşme. Tabii ki David Guetta'yla tanıştık, Nicky Romero'yla tanıştık. Hatta fotoğrafları şuraya ekliyorum. Daha sonra W İstanbul'un müzik direktörü senin olmanı istiyoruz dediler. Ben inanamadım. Daha sonra benim sürem doldu. Sahneyi başka bir DJ'ye bıraktım ve 15-20 dakika sonra gelip bana ne dediler tahmin edin. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Uzun zamandır sorular geliyor. Daha bir DJ'liğe nasıl başladın? Kariyeri nasıl oluşturdun? Aileni nasıl ikna ettin? Yani kısacası şu anda yaşadığın hayatı ve müziği nasıl elde ettin diye. Ben de bununla ilgili size bir video çekmeye karar verdim. Çünkü bu kadar soru gelince artık bunları size anlatmam gerektiğini düşündüm. Çünkü eminim birçok kişi benim gibi DJ olmak istiyor ve aslında bu işin çok keyifli taraflarını görüyor. Ama aynı zamanda zorlukları ve biraz da şans gerektiren tarafları var. Şimdi bu videoda size ondan bahsedeceğim. Ancak baştan uyarıyorum. Bu video gerçekten uzun bir video olacak. Çünkü çok fazla şey başıma gelmiş. Hikayelerim ve maceralarım çok fazla. Umarım izlerken sıkılmazsınız ve hatta bu videoyu ileride aslan ve kaplan büyüdükleri zaman onları da izletmek istiyorum. Ve bütün bu anıları onlara aktarabilmem için bu video benim için çok önemli olacak. Şimdi hazırsanız 2002 ile başlayacağım. Geçmiş röportajlarımda ve videolarımda bahsettiğim gibi ben lisedeyken müzik dinlemeden duramıyordum. Hatta o dönem ÖSS sınavlarına hazırlanırken bayağı bir böyle sinirim bozuktu. Asabiydim. Aileme karşı agresiftim. Kardeşime karşı agresiftim. Ve bunu müzik sayesinde yeniyordum. O yüzden 2001 gibi yani yaklaşık 14 yaşındayken müziğe bayağı bir ilgi duymaya başlamışım. Ve daha sonrasında 2002'de bir yaz kampında ilk kez DJ'lik yapmışım. Yaşım 15. Hatta o dönemin bilgisayarları hatırlayanlar vardı. Şimdiki bu ince ekranlar yoktu. Tüplü ekranlar vardı. Önümde bir PC bilgisayar var. Aynı zamanda bir tane de çok kanallı bir canlı müzik mikseri var. Çünkü DJ mikserim falan yok. Zaten playerlerim de yok. Zaten amatör bu işi yaptığım için öyle bir setupta çalmaya çalışmışım. Hatta bununla ilgili birkaç tane video buldum. Şimdi onları bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi gerçekten bayağı eğleniyormuşum. Aslında ne yaptığımın da çok farkında olduğumu sanmıyorum. Karşımda bir yazılım var ve yazılımla parçaların biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ama baktığın zaman aslında DJ'lik bu. Yani en basit anlamda bir şarkıdan diğer şarkıya geçmek ve o zamanki heyecanım ve işi bilmeyişimde böyle bir setup kurmuşum kendime ve DJ'lik yapmaya başlamışım. Ve çok iyi hatırlıyorum, 15 yaşındayken benden büyüklere ben DJ'lik yapıyordum. Ya bu da bana çok enteresan geliyordu. Düşünsenize, daha çocuksunuz ve sizden büyük insanları ya da büyük kişileri eğlendirmeye çalışıyorsunuz. Ben inanılmaz heyecanlanmıştım o dönemde ve ilk DJ'liğim 2002 senesinde, yani 15 yaşındayken bu şekilde başlamış. 2002 yazında bu kamp olayını bitirdikten sonra ben Uludağ'da biraz daha DJ ile ilgili işlerin içine girmeye başladım. Babam beni orada bir kulübe götürdü. Tabii gündüzü götürdü. Gece gitmem yasak olduğu için yaşım tutmuyor. Ve oranın DJ ile tanıştırdı. Erol abi valla buradan da selamlar, eğer bu videoyu izlerse ilk kez benimle beraber DJ kabinin arkasına geçen kişidir. Beni biraz test etti sanırım. Kulağıma baktı herhalde, tempo, mezur. Yani bu biraz hislerle alakalı olan bir şey olduğu için beni biraz test etti. Ve daha sonrasında babama dedi ki bu çocuğun bu işe, yani DJ'de yeteneği var. Ama babamın cevabı çok netti. Ben oğlumun DJ'likle ilgilenmesini istemiyorum. İşte gece hayatı, onun bir eğitimi var, ailemizin işleri var, onun başına geçmesini istiyorum dedi. Bu tabii beni biraz üzmüştü ama yine de yıkılmadım. Hatta güçlenerek devam ettim. Yaklaşık bir sene sonra Erol abi ben bizim otele transfer ettim. Yani Erol abi aslında bizim otelde DJ'lik yapmaya başladı. İşte ondan sonra gece gündüz onunla beraber çalışıyordum. Hatta ilk setup'ımı aldım. Yılbaşı gecesiydi. İstanbul'a satın alıp arabayla direkt Uludağ'a geçmiştik. Hemen cihazları bağlamıştım ve DJ'lik yapmak için yerimi almıştım ve ilk cihazlarımı da hatırlıyorum. Numark Axis 9 almıştım. Axis 8'in böyle bir 100 euro falan daha üst modeliydi. Özelliğini tam hatırlamıyorum. Farkı neydi ama gerçekten o dönem hani Pioneer endüstri standartıydı ama hani o çok pahalıydı. Onu alacak durum yoktu. O yüzden biz Numark'ları tercih etmiştik ve ben Numark'larla kendimi geliştirmeye başlamıştım. Daha sonra 2002'den 2003'e geçtiğim zaman yine eşim dostum kafesinde amatör olarak DJ'liğim devam etmiş. Tabii ki o dönem bu işten hiç para kazanmıyorum. Daha 15-16 yaşındayım. Öğrenciyim. Lisede okuyorum. Para kazanmak hiç aklımın ucunda bile yok. Hatta bu işte profesyonel bir olacağımın hayalini kurmuyordum o dönemlerde. İşte oraya gidiyordum biraz çalıyordum. Hem kendimi geliştiriyordum hem de müzik canım biraz geliştiriyordum.
gelişiyordu. İnsanlarla network kurmaya başlıyordum. O dönem tabii böyle sosyal medya yok, Instagram, YouTube falan yok. Kaç kişi tanırsanız o kadar çevreniz var. O yüzden ben de o dönem gerçek hayatta müzik çalarak insanlarla tanışmaya başlamıştım. Hatta o döneme ait enteresan fotoğraflar ve videolar buldum. Fotoğraflara bakarsanız elimi kolumu koyacak yer bulamamışım. Böyle elim bir havada, bir şöyle falan. Çok enteresan şeyler yaşamışım. Hatta 2006 yılbaşında aynı gecede iki yerde çalmışım. Son dönemde hep yılbaşılarım çok partili geçiyor ama düşünsenize 2006'da daha 17 yaşındayken o dönemin yılbaşı partisinde bile iki yerde çıkıyorum. Benim için inanılmaz heyecan verici oldu. Net hatırlıyorum. Hatta bir gece vardı. Çok enteresan. Şimdi muhtemelen söylediğim zaman inanmayacaksınız ama o dönem Orhan Gencebay'ın sahibi olduğu bir radyo vardı ve ben o radyoda da DJ'lik yapıyordum. Bir gece bir partimiz vardı. Ben DJ'lik yaparken yanıma gelmişti. Ufak bir sohbetimiz olmuştu. O zamanın da Televole böyle magazin programı bizi kamerayla çekmişti. Hatta Pazar Keyfi olması lazım. Pazar Keyfi'ne çıkmıştık beraber. Onun da videosunu şimdi bir size izleteyim önce bir dakika. İnlerdi yer gök. Ama o batsın bu dünya. Şimdilerde popa dönüp diskolara düştü. Batsın bu dünya. 18 yaşıma gelmeden aslında bayağı bir tecrübe edinmişim. Sağa solda çalma fırsatım olmuş. İyice artık pişmişim. Daha sonrasında 2007 senesi benim için çok önemli. Çünkü 2007 senesinde ailemi ikna edip hep beraber yani ailecek Kemerburgaz'a taşındık. Daha öncesinde Anadolu yakasında oturuyorduk ve orada çok kısıtlı sınırlı bir çevrem vardı. 2007'de Kemerburgaz'a taşındıktan sonra artık ben yavaş yavaş insanlarla tanışmaya başladım ve o dönem orada Apple Lounge'da bir mekan vardı. Oraya gidip müdürüyle tanışmıştım. Çok net hatırlıyorum. Hatta Cem'di ismi. Ve demiştim ki ben hani ufak ufak böyle DJ'lik yapıyorum. Acaba burada da çalsam olur mu deyip kendimden biraz bahsetmiştim onlara. Daha sonra olur bir deneyelim falan dediklerini hatırlıyorum ve bir gece bana DJ'lik yapmam için izin vermişlerdi. Onun da fotoğrafı var. Şuraya ekliyorum. Tabii kullandığım cihazlar o dönemin en böyle yani elde edilebilir cihazları. Bir tane Pioneer var mikser olarak. Yine double deck bir player var. CD çalıyor tabii ki. Bayağı heyecanlıydım ama güzel bir gece olmuştu. Ve bu Apple Lounge maceramdan sonra Raif'le tanıştım. Raif benim o dönemki en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Şimdi halen görüşürüz ama tabii o biraz daha resme, sanata kaydı. Ben biraz daha müziğe kaydım. Sonra ben taşındım. Yollarımız biraz ayrıldı ama halen telefonlaşırız. Hangar diye bir oluşumdan bahsetmişti bana. Demişti ki burada sanat ve müziği bir araya getireceğiz. Sen de bu oluşumun içinde ol. Ben de duyunca bayağı heyecanlanmıştım. Çünkü ne olduğunu tam anlayamadım. Daha sonrasında gittik. Böyle gerçekten bir hangar düşündüm. Kocaman bir yer. Ben orada DJ'lik yapıyordum ve kendimi çok fazla geliştirme fırsatı buldum. Çünkü ilk kez Pioneer Setup kullanmaya başlamıştım. Gerçekten o dönemin en profesyonel cihazları. Ve bunlarla beraber kendimi bol bol geliştirme fırsatı buldum. Aslında artık profesyonel bir DJ olmaya çok yakındım. Ve daha sonrasında 2008'de ilk kez profesyonel olarak DJ'lik yapmak için teklif geldi bana. Öyle bir gece düşünün ki bir anda resimler, bir anda fotoğraf, bir anda müzik hepsinin bir arada olduğu sanat dolu bir gece ve ben o gece müziklerden sorumluyum ama aslında ben o gecenin müziklerden sorumlu DJ'lerinden bir tanesiymişim. Onu o gece anlamıştım ama neyse ben bunu bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Geceye hazırlandım. En sevdiğim gömleğimi giydim. CD'lerimi bastım. Notlarımı aldım ve geceye gittim. Daha sonrasında müzik çalmaya başladım. Ya elim ayağım titriyordu. O ilk 15 dakikayı hiç unutmuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yanlış tuşlara basarım diye korkuyorum. Equalizer'a dokunamıyorum. Yani o kadar stresliyim ki size anlatamam. Her şeyin yolunda gittiğini anladıktan sonra bir kendime geldim. Ne yaptığımı farkına vardım ve artık dedim ki tamam Doğuş. Sen müzik çalmaya başladın. Bundan sonra sakin ol. İnsanlar eğleniyor. Kendine gel. İnsanları eğlendirmeye devam et. Ve o gece o şekilde sürmeye devam etti. Daha sonra benim sürem doldu. Teşekkür ettiler. Ben indim. Sahneyi başka bir DJ'ye bıraktım. Ve 15-20 dakika sonra gelip bana ne dediler tahmin edin. Aynen öyle. Dediler ki Doğuş senin devam etmeni istiyoruz. Ve ben inanılmaz heyecanlıydım. Düşünsenize ilk gecen çalıyorsun. Sahneden iniyorsun. Sonra tekrar geliyorlar ve senin çalmanı istiyoruz diyorlar. Ve ben tabii ki sahneye çıktım. Partide çalmaya devam ettim ve o gecenin sonunda çok önemli bir şey başardığımı anlayacaktım ama bunu anlamama biraz süre var. Şimdi size o gecenin ertesi gününe götürüyorum. Tahmin edin en böyle manyak partinizi yapmışsınız. Sabah uyanıyorsunuz. Annem babam soruyor oğlum nasıldı falan. Onlara söyledim çok güzel bir gece geçti. İşte böyle böyle başıma bunlar geldi falan. Onlar da helal olsun işte tebrik ettiler falan. Daha sonra o günün akşamına doğru bana bir telefon geldi ve dediler ki dün geceki partide biz de vardık. Seni dinledik çok eğlendik ve sana bir teklifimiz var dediler. Ben böyle Allah'ım acaba ne gelecek? Ne oluyor? Kötü bir şey mi yaptım? Ne yaptım ya da ne yaptım da böyle bir şey oldu falan düşünür. Dediler ki seni Miami'ye davet ediyoruz. Oh, ben inanamadım. Yani gerçekten şok oldum. Miami çünkü hayalim ama birisi telefonla işletiyor beni sandım. Eğer
kendimden biraz daha emin olsam o telefona küfür bile edebilirdim. İyi ki etmemişim çünkü gerçekmiş. Gerçekten beni Miami'ye çağırdılar. Bu anlattığım bu arada 2008'in kışında oluyor. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Annemin babamın yanına gittim. Onlara anlatıyorum. Onlar da pek böyle yani inanamadılar herhalde. Çünkü düşünsenize ilk defa profesyonel bir gecede müzik çalıyorum. Ve o gecenin sonrasında bana Miami'den teklif geliyor. Kulağa böyle çok gerçekçi gelmiyor ama daha sonrasında zaman geçtikçe teklifin gerçek olduğunu anladık ve ben yavaş yavaş Miami'ye hazırlanmaya başladım. Miami teklifini halen düşünürken nasıl gideceğim, ne yapacağım diye değerlendirirken 2009 senesinde Supper Club'da çalmaya başladım. Supper Club o dönem bayağı popüler bir yerdi. Hatta Amsterdam'da da olan bir yer. Gidenler varsa halen orada açık diyebiliyorum. Orada çarşambaları Hangar'la bir parti serisine başlamıştık. Raif'le beraber çalıyorduk. İlk kez kendi arkadaş grubumuzu oraya götürüp kendi partimizi yapmaya başladık ve gerçekten basında da yavaş yavaş yer almaya başlamıştı. Hatta o dönemle ilgili bir iki haber ve fotoğraf var. Onları da şuraya koyuyorum. Çok heyecanlıydım. Yine kabinde donuk kalmışım böyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama o ara hakikaten o dönem halen işin böyle şaşkınlığındaydım. Sudan çıkmış balık gibiydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama olsun yani. Sonuçta bir yerden öğreniyor insan. Daha sonrasında 2009 yılında house partilerinde çalmaya başladım. Les Ottomans house partileri efsaneydi. Yani yine fotoğraflarını şuraya ekliyorum. Tipime bakmayın. Çok zayıfım ve çocuğum. Saçım 2 numara falan. O yüzden bir garip bir tipim var. Aldırış etmeyin ona fazla. Çalıyordum. Çok enteresan insanlar geliyordu. Gerçekten o dönemin en popüler, en böyle partici tipleri geliyordu ve onlarla beraber orada çok iyi bir crowd oluşturmuştuk. Ben çalıyordum, onlar eğleniyordu. Bir yaz böyle geçti. Daha sonrasında güzel bir 2009 yazı geçirdikten sonra W İstanbul'dan bana tek partilik bir teklif gelmişti. Ne partisi olduğunu tam hatırlamıyorum şu anda ama şuraya fotoğrafını koyuyorum. 2009'un kışında ilk kez W'da DJ setup'ının başına geçtim. Güzel bir partiydi. Bayağı ses getirmişti. Onları hatırlıyorum. Muhtemelen ya bir markanın ya da celebrity isimlerle yaptığımız bir parti olması lazım. 2010'a geldiğimiz zaman ben Mart ayında artık Miami yolcusu oldum. Gittim. Gündüzleri tabii yapacak hiçbir şey yok. Yatıyorum. Akşamları DJ'lik yapıyorum. Dedim bu böyle olmaz. Benim gündüzleri de bir şey yapmam lazım. Ne yapayım ne yapayım derken pizzacıya girdim. Saat 8 dolardan çalışmaya başladım. Tabii benim böyle konuşma şeklim falan adamlara komik geliyordu böyle İngilizcem. O yüzden kasaya da geçince çok iyi bahşiş toplamaya başladım. Hem bahşiş hem saat 8 dolar para hem gece DJ'lik. Ben bayağı böyle artık kendi çapımda bir iş dünyasının tam göbeğindeydim. Gece gündüz çalışıyordum. Harıl harıl çalıştım. Çalışmadığım zamanlarda da o dönem yine Miami'nin en ünlü kulüplerinde Space'e gidiyordum. Space'te DJ'ler ne yapıyor, nasıl parça seçiyorlar, nasıl mix istiyorlar. Hatta daha sonrasında onlarla tanışıp DJ kabinin arkasında yer aldım. Arkasında geçip tabii en önemli şey onların el hareketlerini izlemek. Önündeki kalabalığı nasıl kontrol ediyorlar, hangi müzikleri nasıl seçiyorlar, nasıl mix istiyorlar, elleriyle parmaklarıyla ne yapıyorlar. Sürekli bunları takip ediyordum. Ve burada sabaha kadar partilerin içine bulundum. Tabii ki o dönem orada çalamadım. Daha öğrenciydim sonuçta. Ama bayağı bir şey öğrendim. Onlar sayesinde çok fazla tecrübeye sahip oldum. Ve o öğrendiklerimi Haziran ayında Türkiye'ye dönüp house partilerinde uygulamaya başladım. Biraz komiyim, çelimsizim, zayıfım, saçım kısa ama o dönem öyleydim. Yapacak bir şey yok. Yine de bu çelimsizliğimi müziğime yansıtmıyordum. Çok güçlü bir müzik sergilemeye çalıştım. Karakteri olan iyi müzikler seçtim. Miami'de ne duyduysam onları getirdim. Tabii bir parantez açıyorum. O dönem şimdiki gibi Shazam yok. Ben gidip DJ'lerden birebir parçaları istiyordum. Kağıt kalem de yok tabii. Yani gece kulübündesin yapamazsın. Cep telefonuyla onların hepsini şarjım bitmeden not etmeye çalışıyordum. İsmini anlamadıklarımı da telefonuma ses kaydı olarak alıyordum ve daha sonra onları Google'a sözlerini yazarak bulmaya çalışıyordum ki çok meşakkatli bir işti. Gerçekten şu an Shazam kullanıyorsunuz. Yani yatın kalkın dua edin. O dönem öyle bir şey yoktu. Çılgınlık verici bir şeydi. Yani o parçaları bulmak o kadar zordu size anlatamam. Bunun tek bir yolu vardı. DJ'lerle arkadaş olup onlarla kanka olup arşivi istemekti. 2010 yazı bu house partileriyle devam ettikten sonra bana en önemli yani beni o zamana kadar en heyecanlandıran tekliflerden bir tanesi daha karşıma geldi. W İstanbul'un yani W Lounge'un DJ'liği teklifi geldi. Bakın DJ'lik diyorum çünkü ilk başta ben orada saatleri ve günü belli olan bir DJ olarak işe başladım. Bir maaş alıyordum. Aylık bir maaş. Hatta babamı bu işe ikna etmek için çok uğraştım. Çünkü aslında ilk kez bir yerde maaşlı olarak bir işe başlıyordum ve babam halen benim şirkette çalışıp ona yardımcı olmam istiyordu. Ben bu iki tarafı beraber götürmeye çalışırken birdenbire böyle bir teklif gelince babam bayağı bir bana böyle serzenişte bulunmuştu. Çünkü işlerimizi ne yapacaksın? Onlar nasıl gidecek? Ama kafaya koydum. Gece DJ'lik yapacaktım. Gündüz işlerimizle ilgilenecektim ve bir şekilde bu dengeli gidecekti. Ve bir sürede bu böyle dengeli gitti ama bir ay sonra bana yeniden bir teklif geldi ve bu sefer dediler ki Doğuş
W İstanbul'un müzik direktörü senin olmanı istiyoruz dediler. Ben inanamadım. Yani böyle elim ayağım titriyordu. O kadar heyecanlıydım ki düşünsene bir ay önce gerçekten çok iyi bir kulüpte DJ'lik yapmaya başlıyorsun ve bir ay sonra birdenbire sana yepyeni bir teklif geliyor ve diyorlar ki müziklerimiz artık tamamen sana emanet olsun. Kendi ekibini kur, kendi DJ'lerini getir. Yani ben kabul ettim tabii ki. Başka bir çarem yoktu. Hemen ne yapabilirim, kimler çalabilir, bunların partilerini, programlarını yaptım. Hep beraber orada müzik çalmaya başladık. Ve basının inanılmaz ilgisini çekmişti o dönem. Bakın basın haberlerini şuraya ekliyorum. O dönemin en popüler isimleri, tüm selebritileri, ünlüleri W'ye geliyordu. Hepsiyle tanışma fırsatı buldum. Müziklerine çok eğleniyorlardı. Müthiş partiler geçirdik ve 2010 kışını bu şekilde geçirdikten sonra ilk kez 2011'de güneye yazlık yerlere DJ'lik yapmaya gittim. Öncelikle tabii ki 7800 Çeşme. Hatırlayanlarınız varsa şöyle bir yorumlara yazıp kendilerini bana gösterirlerse çok sevinirim. Çünkü 7800'ün bende yeri inanılmaz başka. Gerçekten orada çaldığım partiler gece gündüz aşırı keyifliydi. Benim için 7800 çok önemliydi. Önce gündüz çalıyordum Happy Hour'da. Yaklaşık 4.30'da başlıyordum müziğe. 7.30-8'e kadar. Sonrasında 1-2 saat off veriyordum. Saat 10'da tekrar başlıyordum. Gece 2-3-4'e kadar. Yani günde 7-8 saat müzik çalıyordum. Gece gündüz çok yoruluyordum ama karşılığında çok şey öğrendim. Kendimi çok geliştirme fırsatı buldum. Ve bu arada bu yoğun tempo arasında 7800'e bir albüm hazırladım. Şimdi onu size göstereceğim. Bir saniye. Bunu hatırlayanlarınız var mı? Eğer varsa ya da yoksa yorumlara yazarsa sevinirim. Çünkü bu albüm benim hayatımda yaptığım ilk albüm. Bayağı iyi satmıştı. Hatta 6 ay boyunca en çok satanlarda top 10'da kalmıştı diyenlerde. O dönem tabii CD satışları bugünkü gibi değil. Bayağı fazlaydı. Sonrasında Çeşme dolu bir yazı bitirdikten sonra kışın İstanbul'a döndüm. Önce Milliyet beni o yılın en iyi DJ'yi seçti. Gazeteye çıktım, bir ödül aldım. Onu da şuraya ekliyorum. Bu benim için inanılmaz onur verici bir şeydi. Çünkü 2008-2009'dan beri profesyonel DJ'lik yapıyorum. Üçüncü senemde, hatta ikinci senemde ilk ödülümü almıştım. Ve bunu babama gösterdiğim zaman artık bir şey ispatlamış olacaktım. Yani babam diyordu ya hani DJ'lik ne yapacaksın, işimiz gücümüz var. Somut bir şeye sahiptim artık. Bir ödülüm vardı ve bunu babamla paylaştım. Bu olaydan sonra babam beni biraz daha rahat bıraktı. Yani dedi ki evet bu çocuk DJ'lik yapıyor. Bu çocuk başarılı, bu çocuk bu işle ilgili gelecek planları yapabilir ve beni biraz serbest bıraktı. Ve bunun ardından çok önemli bir DJ yarışmasında jüri olarak görev aldım ki benimle beraber diğer jüriler çok önemli isimlerdi. Bir tanesi Ozan Çolakoğlu, bir tanesi Birol Giray, o Ben Budak vardı yine gazeteci yazar. Ben aralarında 2 senelik, 3 senelik bir DJ'ydim ama yine de çok fazla heyecanımı böyle çaktırmadan, yani olabildiğince tecrübeli davranarak bir jürilik görevi yaptım. Türkiye'nin en iyi DJ'ini aradık. Güzel bir dönemde, o dönemde de bayağı eğlenmiştim. Ve şimdi artık 2012'ye geliyorum. 2012 benim hayatımda en çok şeyin değiştiği sene. Yani özel hayatımdaki evliliğimi bir kenara bırakırsak 2012 senesinde hayatım tamamen değişecekti. Ve 2012'nin ilk aylarında bana bir mail geldi. Bu mail çok gizliydi. Hiç kimseyle paylaşmam yasaktı. Birine söyleyemem, dışarıya sızdıramam falan. Bayağı böyle gizli bir mail. Bana dediler ki dünyada gelecek vaat eden 7 DJ'den biri olarak seni görüyoruz. Ve seni Bali'deki bir kampa davet etmek istiyoruz dediler. Ben tabii bu mailin devamını okuduğum zaman bayağı şaşırmıştım. Çünkü ilk 2011 senesinde yapılmıştı ve hiç Türk yoktu. 2012 senesi yani benim davet edildiğim senede ilk ve tek Türk olarak beni çağırmışlardı. İnanılmaz heyecanlıydım. Bak yine aynı heyecanı yaşadım şu anda. Koşup hemen anneme babama anlattığımı hatırlıyorum. Yani dayanamadım. O kadar da gizli olamaz sonuçta. Annem babam onlar benim. Bana yine mailin devamında bizden gelecek olan devamını bekle demişlerdi. Bu maili bana Mart ayında atmışlardı. Sonrasında bir 2 ay falan hiç mail gelmedi. Acaba dedim ne oldu? Hani baktılar bende ışık yok. Geri mi çektiler fikirlerini derken 2-3 ay sonra bana yeni bir mail geldi. Temmuz ayında Bali'ye gideceğim. Bir hafta orada kalacağım. Ve çok iyi mentorlarım vardı. Bir tanesi KCRW Radyo'nun müzik direktörü Jason Bentley. Bir tanesi tüm W'ların global müzik direktörü Michelangelo Lacroix. Bir tanesi T4 Corporation'ın kafalarından Rob Garza falan. Böyle bayağı iyi isimler var. Onlarca Brezilya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Kore'den
Ve tabii bir Türk olarak ben, DJ'ler oraya buluşacaktık. Hem bir hafta eğitim görecektik ve sonrasında final partisine çıkıp hep beraber neler öğrendiğimizi gösterecektik. Ben apar topar hazırlık yaptım. Oraya gittim. Bir haftam inanılmaz güzel geçti. Fotoğrafları hatta şuraya ekliyorum. Gündüzleri eğitim alıyorduk. Öğleden sonra havuza giriyorduk. Bayağı güzeldi. Sonra okyanusa karşı müzik çalıyorduk. Müzik janraların arasındaki farklar, geçişler, geçiş teknikleri, dünyada müzik nereye gidiyor? Bütün bu bilgileri bize bir hafta boyunca anlattılar ve final partisinde sahneye çıktığımız zaman elim ayağım titriyordu yine. Çok heyecanlıydım. Ve final partisi bittikten sonra bana dediler ki 3 gün sonra İngiltere'de, Londra'da olabilir misin dediler. Ben böyle bir baktım. Bali'deyim. Bali haritada burada. Türkiye burada. Londra burada. Yani ben nasıl yapacağım bunu? Düşündüm. Olurum dedim. Hiç sonrasını düşünmeden. Eğer olabilirsen sana bir teklifimiz var dediler. Olacağım dedim. Tamam. Yani söyleyin teklifiniz nedir? Londra Olimpiyat Oyunları'na gideceğim. David Guetta ile aynı sahneye çıkacağım. Ondan önce Nicky Romero sahneye çıkacak. Mr. Brainwash duvarlara Gravity sanat eserlerini yapacak. Ve ben bu isimlerle beraber aynı organizasyonda müzik çalacağım. Ben gene bir böyle sessizliğe büründüm. Nasıl yani falan. Olurum dedim. Tamam dedim. Ama yardımınız lazım. Sonuçta oraya ben Coca-Cola sponsorluğunda gitmiştim. Koskoca Coca-Cola bana vizeyi almamda yardımcı olur dedim. Beni şaşırtmadılar. Sağ olsun hemen Atlanta'dan e-mailler yazıldı. Doğuş Şevakçı bizim sanatçımızdır. Lütfen hızlıca vizeyi verin. Adam Londra Olimpiyat Oyunları'nda müzik çalacak falan. Tabii Türkiye'ye döndüm. Bir günde bana şipşak vize çıktı. Vizemi aldım. Uçağa bineceğiz Begüm. Ne o? Ne oldu? Uyuyakaldık. Çok heyecanlıyız. Stresliyiz. Vize çıkacak mı çıkmayacak mı falan. Maalesef ben uyuyakaldım. Uyuyakalınca bir sonraki uçakla gittik. Hemen bizi karşıladılar. Otelimize gittik. Sonra partinin yapılacağı alana gittim. Müthiş bir yer. Böyle bir depoyu parti alanına çevirmişler. İçeride böyle ışıklar, ses sistemleri yani yıkılıyor. Ben o güne kadar böyle bir ortam hiç görmemiştim. Sonrasında parti başladı. Önce ben çaldım. Sonra Nicky Romero. Sonra David Guetta. Tabii ki David Guetta ile tanıştık. Nicky Romero ile tanıştık. Hatta fotoğrafları şuraya ekliyorum. Gece müthiş geçti. Kendisinin bir parçası vardı. Şu an hangi parçayı da hatırlamıyorum. İlk kez onu da orada çalmıştı. Galiba Metropolis olması lazım. Nicky Romero ile yaptığı parça. Onu da ilk kez o gece orada çaldı. Ve 3 günlük serüvenin ardından biz Türkiye'ye geri döndük. Londra'dan döndükten sonra DJ Lab ile yaptığım anlaşma gereği dünyayı turlamaya başladım. Paris, St. Petersburg, Taipei, Maldivler, Barcelona, New York, Singapur ve şu an hatırlamadım başka şehirlere gittim. Ve bunların haricinde yine bana gelen tekliflerden dolayı İngiltere'de Exeter'e ve Miami'ye gittim. Miami'de çaldığım kulüp özellikle Live inanılmaz bir yer. Miami edenleriniz varsa biliyordur. 2012 senesinde Live'de sahneye çıktığım zaman çok heyecanlıydım. Her tarafta logolarım dönüyordu. Sürekli böyle ismim yazıyordu LED'lerde falan. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık, inanılmaz bir gece kulübü. Bayağı etkilenmiştim. Ve ondan sonra yurt dışına ben bu işi yapmaya karar verdim. Hatta Barcelona'ya gittiğim zaman iki yerde çalmıştım. Hem bir rooftop'ta hem W Hotel'in içinde bir kulüpte çalmıştım. Daha sonra Taipei'ye gittim. Taipei'de röportaj yaptılar benimle. Televizyona çıktım. Özel giydirdiler. İnanılmaz bir ortam vardı. Yine çok heyecanlıydım. Singapur'a gittik. W Singapur'un açılışına çaldım. Müthiş bir geceydi. İnanılmaz bir tesis yapmışlar. Hatta tekrar gitmeyi çok istiyorum şu anda. Özledim yani Singapur'u. Orada çaldım. New York'a gittim. New York'ta nerede çaldım tam hatırlamıyorum ama güzel bir partiydi. Hatta Spice Market'in 10. yıl dönümünde falan da çaldığımı hatırlıyorum o dönem New York'ta. Kısacası bu DJ Lab olayı beni global anlamda bayağı bir etkilemişti. Bir ton ajansla ve menajerle iletişime geçmiştim. Artık onlar sayesinde yurt dışına birçok partiye gider olmuştum ve sonrasında bu tur olayı bitip Türkiye'ye döndükten sonra Gece.com yılın en iyi DJ'yi seçti. Yine bir ödül aldım. Fotoğrafı şuraya ekliyorum. Hatta o geceyi de annem ve babamla gitmiştim ve tabii ki eşim Begüm de yanındaydı. Bayağı bir mutluydum, heyecanlıydım. Aldım ikinci ödül. Çok mutluyum. Daha kariyerim başı müthiş bir sene oluyor derken yılın sürprizleri bitmek bilmiyordu. Ve yine 2012 senesinde God's Kitchen Türkiye'de yapılacaktı. Afrojack ve Fede La Grand sahneye çıkacaktı. Onlarla beraber ben de tabii ki sahneye çıktım. Önümüzde inanılmaz bir kalabalık vardı. İsmimiz, logolarımız her yerde. Müthiş bir festival alanı. Sanırım ilk festival deneyimimi de böylece yaşamış oldum. İlk defa önümde binlerce insan vardı. Çünkü o güne kadar daha özel partiler ya da ne bileyim 500-600 kişiye müzik çalıyordum. Ama ilk kez bir festival için sahnedeyim, dev bir sahnedeydim. İnanılmaz heyecanlıydım. Yani o heyecan halen devam ediyor bu arada ama o dönemki heyecanımızı da anlatamam. Yani günler öncesinden elim ayağım titremeye başlıyordu ve bu festivali de bu şekilde atlattıktan sonra Eylül senesinde yine Kemer County'de başka bir festival için sahneye çıkacaktım. Stereopool. Şuraya koyayım çünkü ismimi çok güzel söylüyorlar. Türkiye'nin en büyük havuz partisi.
BG and Doğuş Çobakçor. Böyle bir festivale çıktım, yine önünde böyle binlerce kişi falan, havuz partisi. Türkiye'nin en büyük havuz partisi olarak lanse edilmişti. O da güzel bir geceydi. Ve sonrasında 2012'nin son ve en önemli olayı, Amsterdam Dans Event'te sahneye çıktım. O dönem çok popülerlerdi. Şimdi hala çok popülerler. Julian Jordan ve Firebeats'le sahneyi paylaşmıştım. Çok güzel bir geceydi. O geceden maalesef fotoğraf bulamadım. Yani o gece ne yaptım bilmiyorum ama fotoğrafları maalesef yok. O yüzden şuraya ekleyemiyorum. Ve bu arada 2012 bitirmeden önce son bir olayı daha şuraya parantezle eklemek istiyorum. Burn'ın reklam filminde oynamıştım. Hatırlayanlarınız varsa eğer yorumlara yazarsa sevinirim. Çünkü o dönem benim için çok unutulmaz bir şeydi. Los Angeles'tan özel bir yönetmen gelmişti. Visual effect konusunda böyle en iyi görüntü yönetmenleri falan gelip bizi efektler sayesinde Boğaz Köprüsü'nün tepesine çıkarmışlardı ki muazzam bir çalışmaydı. Çekim böyle 12 saat falan sürmüştü. Çok üşümüştüm, onu hatırlıyorum. Hatta o reklam filminin de bir kısa görüntüsü şimdi size bir izleteyim önce. Tutkum kimsenin yapamadığını yapmak. Sıra dışı olanı yapmak. Gördüğünüz gibi bayağı Boğaz Köprüsü tepesindeyim. Ozan Çolakoğlu ile karşı karşıya müzik çalıyoruz. Önümüzde kalabalık falan. Bu fantezim de her zaman var. Yani günün birinde gerçekten Boğaz Köprüsü'nün üstüne müzik çalacağım. Aa, bir dakika ya, ben çaldım Boğaz Köprüsü'nde, bir dakika. Kendi videomu unuttum ya. Hatırlıyor musunuz? Alper Rende ve İlayda Akdoğan'la Boğaz Köprüsü'ne DJ'lik yaptık. O videoyu da şuraya ekliyorum. İzlemeyenler varsa izlesin. Ama ben bunun gibi tam bir parti ortamında İstanbul Boğaz Köprüsü'nde çalacağım. Bunu da şuraya yazıyorum. İnşallah o gün geldiği zaman bu videoyu da ona yönlendirmiş oluruz. Bayağı güzel bir anıydı. O reklam sayesinde bilinirliğim bayağı bir başka noktaya taşınmıştı. Çünkü televizyonlar o dönem çok popülerdi. Şimdiki gibi YouTube gerçeği yok. Herkes televizyon izliyor. O yüzden o reklam filmini de 2012 senesine eklemeden şu videoyu bu aralığı kapatmak istemedim. Ve böyle 2002 ile 2012 senesi boyunca 10 senelik kariyerimin başlangıcı bu şekilde devam etti. 2012'den 2019'a geleceğim serüveni ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü eminim şu an bu videoyu izlerken sıkılanlar, annesi babası çağıranlar, okula gitmesi gerekenler, işe gitmesi gerekenler ya da gideceği durağa gelenler çoktan videoyu durdurmuşlardır diye düşünüyorum. Eğer tamamını izlediyseniz helal olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben bile bu kadar çok şey yaptığımın farkında değilim. Çünkü insanlar bana soruyor. Abi sen YouTube'a çat diye girdin. Ne yapıyordun? Geçmişte ne yaptın? Ne gibi başarıların vardı? Bu noktadasın. Birçok soru geliyordu. Şimdi bu ilk 10 senemle bunların bir kısmını cevapladığımı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sıkılmamışsındır. En az benim kadar eğlenmişsinizdir. Fotoğrafları, videoları inanın günlerce araştırdım, buldum. Benim için de çok iyi bir anı oldu. Eğer eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da yorumlara yazarsanız aynı güçle ikinci videoyu hazırlamaya çalışacağım. Çünkü günlerimi aldı. Yani bu arşiv inanılmaz bir şey. Gerçekten şu anda kendi biyografim, ne denir, otobiyografimi hazırlamış gibi oldum. Enteresan bir duygu. İleride dediğim gibi Aslan ve Kaplan'a bu videoyu izleteceğim. Bakın ben bunları yaptım. Siz benden daha iyilerini yapın, daha iyilerine sahip olun diyeceğim. Ve bu arada tabii ki bu videoyu izleyen genç arkadaşlarım da, ben bunları yaptım, bunları başarabildim. Umarım sizler daha iyilerini başarırsınız, daha çok çalışırsınız. Ailenizi ikna edebilirsiniz, derslerinizi asla ihmal etmeyin. Bu çok önemli. Hocalarınızın sözünü dinleyin. Ama bir yandan da eğer içinizde benim gibi DJ'lik duygusu, tutkusu varsa asla peşini bırakmayın. Mutlaka peşinden gidin. Bir gün siz de çok başarılı bir DJ olabilirsiniz. Buna inanıyorum. Gerçekten elimden ne gelirse sizi de desteklemeye hazırım. Hatta bununla ilgili DJ videolarına da başlıyorum. Bu serinin ilk videosuydu. Bundan sonra DJ'likle ilgili neler görmek istersiniz? Neleri merak ediyorsunuz? Yorumlara da yazarsanız devamını sizin için çekeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.